15 yaşa kadar indi. Çok ciddi bir uyarı cümlesi bu ve konu estetik. Uzmanlar beğenilme kaygısının çocuk yaştaki gençleri estetiğe yönlendirdiğine dikkat çekiyor ve anne babaları merdiven altı işlem yapan sahtekarlara karşı uyarıyor. 18 yaşından önce mecbur olmadıkça estetik operasyonların yapılmaması gerektiğinin de özellikle altını çiziyorlar. ...15-16 yaştan itibaren estetik talepleriyle geliyorlar. Ya insanlarda artık gösteriş var hani. O öyleyse ben de öyle olmak istiyorum. Bize en sık gözaltı ışık dolgusu, burun dolgusu ve dudak dolgusu talepleriyle geliyorlar. Sosyal medya güzellik algısını değiştirdi. Kullanılan filtreler nedeniyle özellikle gençler estetiğe yönelmeye başladı. Efekte hazırladığında dudaklar daha dolgun, burun daha dik, gözler makyajlı... Ama gerçekte ise böyle bir şey yok. İşte gençler efektleri kullanıyor ve gerçek hayatta da aynı filtreyi yakalamak için estetik olmak istiyor. Burnuma yaptırmayı düşünüyorum tabii. Burnunuza dolgu yaptırmayı düşünüyorsunuz. Evet, çevremde yapan da çok var. Onlar da güzel duruyor. Güzel durduğu için sen de istiyorsun. Hani diyorsun ki benim de buramda. Sen de... Ben de neden olmasın. Aynen, ben de neden olmasın gibisinden. 15-16 yaştan itibaren estetik talepleriyle geliyorlar. Bunlar basit dolgu uygulamaları olabileceği gibi bazen estetik burun ameliyatları da olabiliyor. Ama kişinin kemik gelişimi tamamlanmadan, 18 yaşını doldurmadan yapmayı önermiyoruz ve yapmıyoruz. Profesör Doktor Cenk Demir Döver estetik konusunda uzmanlardan red cevabı alan bazı gençlerin merdiven altı yerlere yöneldiğini açıkladı. Kızınız kaç yaşında? 8. Babasıyla ben zannediyorum şey yapmayacağız, destek olmayacağız yani. O da tabii kendi imkanlarıyla bunu yapamayacağı için. Çünkü çok ciddi fiyatlar. Uçuk rakamlar istiyorlar artık. Bazen çok istisnai olarak anne babalarıyla beraber gelebiliyorlar. Bir maddenin cilt altına enjeksiyonu değildir bu çünkü. Cildimizin altında çok önemli damar sinir yapıları var. Bunlara zarar vermeden bunları uygulamayı yapabilmek apayrı bir eğitim ve deneyim gerektiriyor. Cilt kayıpları söz konusu olabilir. Sosyal medyada çok filtre kullanıyor musunuz? Yani şöyle, story atarken falan evet ama post atarken falan hayır. Çok abartılan olduğunda evet, dolandırıcılık gibi oluyor. Ama abartılmadığı sürece kullanılabilir. Estetiğe bu kadar talep olunca maalesef insanlar kendi görünümlerinden hiçbir zaman mutlu değiller. Ama bir sanal dünyada yaşıyorlar. Yani herkes aynı gözükme peşinde. Bazı popüler figürlerden de kadın da erkek de olur. Onlardan etkilenip işte güzellik standartını yükseltince herkes ona dönüşmeye çalışıyor. O da küçükleri çok kötü etkiliyor bence. Apayrı bir psikolojik problemler ortaya çıkabiliyor.